Herkese selamlar. Sıfırdan Global'in bu bölümünde Mini Course Generator kurucu ortağı Onur Öztürk'le beraberiz. Onur merhaba, hoş geldin. Merhabalar Çağrı, hoş bulduk. Nasılsın? İyidir, her şey yolunda. Sende ne var ya? Ben de iyiyim, teşekkürler. Onur'u biz Mini Course Generator'ı hani ilk çıktığında sanırım Product Hunt'ta görmüştük. Böyle bizim de ilgimizi çekmişti. Sonra sağ olsun kendisi de bize ulaştı. Ve hani biz de böyle sıfırdan global olarak ufak tefek denemeye başlayacağız. İlk olarak istersen Onur senle bir başlayalım. Hani senin hikayeni öğrenelim. Daha önceden neler yaptın, nerelerde okudun ve hani girişimciliğe nasıl atıldın? Aslında bende nice genç örnekler var. Onların yanında yaşlı kategorisine girme ihtimalim yüksek. 2005 mezunuyum lisanstan. Ondan sonra hani kaç sene olmuş? İşte o zamandan beri 10 seneyi aşkın bir süredir kurumsal hayatta çalışıyordum, satış ve pazarlama taraflarında. İşte son iş yerimde iken bu girişi, hatta o, tanır mısın bilmiyorum, Olcay vardır Ankara'dan. Hani MoMA yapıyordu, Mobile Monday diye Ankara Teknoloji. Aa evet, tabii. Olcay, sevgili Olcay. Onun Ankara'daki etkinlikleri beni ve şu andaki ortam çok böyle motive ediyordu. Hani konuşulan konulara bakınca, oradaki enerjiye bakınca. Orada yavaş yavaş bir girişimcilik zaten içimizde vardı. Yapsak ya, ne yapılabilir vesaire. Ama böyle başarılı örnekleri yüz yüze görmek, aynı ortamda böyle bir topluluk havasında olmak çok pozitif bir etki yaratmıştı o dönem. Biz de dedik hani acaba kendi işimizi yapalım, yapmayalım mı? Sonrasında işte TÜBİTAK'ın 1512 desteği aslında burada bir arkadan ittiren unsur oldu. Hani o çekincemeli, girsek mi girmesek mi, değer mi değmez mi, yapabilir miyiz sürecinde 1512 desteği de gelince biz bu işe girelim. Kafamızdakileri yapmaya başlayalım. Dolayısıyla hani bir 10-11 senelik iş tecrübesinden sonra kurumsal hayattaki kendi girişimcilik maceramıza başladık. Şansım çok güzel bir, çok sevdiğim bir ortam var ve onunla bir önceki işlerinde de beraber çalışıyorduk zaten. Hatta aynı takımdaydık. İşte ben yine müşteri tarafındaydım. O üretim tarafındaydı. Beraber girdik bu yola. 2016 aslında başladığımız. 2016'nın yarısı. Sonrasında işte bir buçuk sene böyle fail story'ler, başarısızlık hikayeleri ya da başarısız demeyeyim, denemeler yaptık. Bir şeyler yani girişimcilik hakikaten farklı bir zihin haritası gerektiriyor. Kurumsal hayatın küçük bir parçası değil malum. Orada öğrendiklerimizle rutil ürününü çıkarttık. O hala da devam eden, başarılı olduğunu düşündüğümüz, yatırım almış ve Türkiye pazarında da iyi yere ulaşmış bir ürün. Hikayemiz kısaca böyle. Ve Ruti'den de işte Ağustos ayında, birazdan konuşuruz sanıyorum, globale dönük bir B2C ürünü çıkarttık. İkisi de paralelde gitmeye çalışıyor, gidiyor şu anda. Aynen. Biraz hani hem Ruti'den hem de Mini Course Generator'dan bahsedebilir misin? Zaten aslında birbirine yakın hani EdTech diyebileceğimiz Educational Technologies alanında ama hani farklı kitlelere hitap ediyor. Belki biraz onu hani ondan bahsedebiliriz dinleyicilere. Ruti, kurumsal eğitim pazarına dönük yetişkin eğitimi alanında eğitimi pekiştirmesine ve oyunlaştırılmasına dair bir araç, mobil öncelikli bir araç. Kurumlar, şirket çalışanları ciddi eğitim yatırımları yapıyor. Biz de dedik ki eğitim yatırımları evet yapılıyor sınıf içerisinde. O zaman zaten pandemi yoktu. İşte sınıf içerisinde ya da online. İyi ama peki ondan sonra ne oluyor? Çünkü işte yetişkin eğitimin acı gerçeği, bilgi çok hızlı unutuluyor. O nedenle bilgiyi pekiştirmeden eğitim yapılan yatırım boşa gidebiliyor. Ve orada da bir trend vardı aslında. O dönem biz onu da görmüştük dünyada da. Böyle reinforcement adı verilen pekiştirme uygulamaları. Oyunlaştırma zaten vardı. Bir de üzerine pekiştirme uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştı. Türkiye'de de çok az örneği vardı. Bir ikidir yani en fazla. Biz de dedik ki yani buna kendi yorumumuzu nasıl katabiliriz? O şekilde Ruti çıktı. Yani eğitim bitti ya sonra. Hatta o zamanki sloganımız oydu. Ruti işte bir oyunlaştırma mekaniğiyle ya da eğitim metodisindeki tekrarlılıklı öğrenme metodisiyle çıkmış. Tamamen mobil öğrenmenin pratikliğinden beslenen, mikro öğrenme kavramından desteklenen, mikro öğrenme kavramına göre tasarlanmış bir araç. Burada kurum kendi içeriklerini bizim platforma girerek istediği kurgularla pekiştirme programları oluşturabiliyor. Özü bu. Burada işte saha satış ekiplerinin bilgi seviyesini arttırmak, bilgisini cam tutmak odan da çıktık. Hala da öyle. Şu anda 35'i aşkın kurumla çalışıyoruz Türkiye'de. Bunlar içerisinde İşte perakendeden LCY2 gibi firmalar, LCY2 gibi, Anadolu Efes gibi firmalar var. İlaçtan Sandoz Abbott gibi firmalar var. Bankacılıktan işte QNB var, Ziraat var vesaire.
İyi ki orası. Keyifli gidiyor. Bizi orada en çok mutlu eden konulardan bir tanesi churn'üm yok hemen hemen. Yani çünkü zaten kurumsal da az müşteri olunca bir tane iki tane churn bile oranı bir anda ciddi arttırıyor. Kazanmak zor. O nedenle kaybetmenin de zor olması lazım enterprise iş modelinde. Şükür hani orası keyifli gidiyor. Fakat şöyle bir şey gördük Çağrı. Şimdi enterprise satış gerçekten uzun süreç, uzun bir dayanıklılık, stamina gerek, böyle endurance gerektiriyor. Dayanıklılık gerektiriyor. Hem finansal olarak hem ekip olarak. Dolayısıyla biz bu ürünü yurt dışında nasıl ölçekleriz diye düşündüğümüzde hem kurdaki değişiklikler hem enterprise'ın kendi yani satış kanalı bulmak gerekiyor, iş ortaklığı geliştirmek gerekiyor vesaire ve süreçler, satın alma süreçleri çok uzun olabiliyor. Dedik ki hani burada bir şey yaparsak çok zorlanabiliriz. Onun yerine B2C'de globale dönük ne yapabiliriz? Bu kafamızda hep bir soru işareti vardı. Hı-hı. Bu yıla girerken de bunu daha net bir hedef olarak kendimize koyduk Yahya ile, ortağım ile. İşte Nisan-Mayıs ayında rutinin daha basit, daha sadeleştirilmiş halini çıkartmaya başladık. İşte yeni arayüzler vesaire. Fakat sonra bir durduk dedik yani enterprise'da anlatmak, yani bir ürünü ne kadar basit anlatırsan o kadar B2C'ye uygun oluyor aslında. Biz bu ürünü anlatırken bile hala birçok özellik var. Anlatması çok kolay değil. Çok temiz bir şekilde hızlıca insanlar deneyemiyor. Yani hızlıca derken B2C'nin o hızına dönük bahsediyorum. Ve daha da farklı bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım ne edelim derken aklımıza şu geldi. Bir şey denemeler, cold email yapıyorduk. Talebi ölçüyorduk pazarda, yurt dışından. Bazı varsayımlarımız kapsamında. Sonra dedik ki ya lead toplamak kolay değil. Yani interview yapalım, mülakat yapalım. Mülakat için lead toplayalım. Bunu da free bir tool'la yapalım. Bir ürün ücretsiz bir ürün yapalım. Ufacık, çok basit bir ürün. İnsanların içerik koyup hızlıca, oradan da hızlıca kurs olarak paylaşabildiği bir ürün. Fikir buydu Ağustos'taki. Lead toplama aracı var. Hatta ismi bile Mini Kurs Generator, çok kabul etmek lazım. Sempatik bir isim değil. Ama o free tool'ların genel olarak konumlandırması işte Generator, Creator, Builder vesaire oluyor biliyorsun. Aynen. Lead toplamak için. Böyle çıktık. İşte ondan sonra geldiğimiz iki ayda da güzel reaksiyonlar gördük. Hani burada bir gelecek olduğunu hissettik. Şu anda devam ediyoruz. Süper. Şimdi ben şeyi merak ettim. Sizin rutinin LinkedIn sayfasına baktığımda hani 4 kişi görünüyor. Şu an hani kaç kişi çalışıyor rutin üzerinde? Onu merak ettim. Hani 30 küsür tane kurumsal müşteriye 4 kişi hizmet veriyorsunuz. Gerçekten hani bayağı hani bence önemli bir başarı, çünkü hani normalde işte yok satış için, her şey için, destek için sürekli peşlerinde koşmak gerekiyor kurumsalların. Oradan hani nasıl bir yol izlediniz? 2019'da yatırım aldık biz Ruti ile ve orada 4 kişiye çıktık. Yani 3 full time yazılımcı, bir de ben. Bir de ben demem nedeni, ben yazılıma girmiyorum, müşteri tarafındayım. İşte sahayı alıyorum. Evet. İşte lead nurture ve customer success tarafındayım. Sonrasında da işte bu 4 kişilik core ekipte, çekirdek ekipte mesela bir yazılımcı arkadaşımız çıktı. Yerine bir UI UX tarafından arkadaş geldi ama 4 tam zamanlı ekip aslında çok değişmedi. Ek olarak da dışarıdan destek aldığımız yakın dostlarımız vardı. İşte DevOps için bir arkadaş vardı. İşte başka alanlar için başka arkadaşlar vardı vesaire. Hep böyle çekirdekte tutmaya çalıştık. İlk başlarda yani Enterprise'da zaten hani önce satıp sonra ürünü üretmek çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla hani ürünün de biraz iyi seviyede olması lazım. Yani çok basit bir ürüne de giremiyorsunuz eğer çok aşırı Ar-Ge değeri yüksek olan bir üründe ise. Dolayısıyla dedik hani ürünle satış paralel gitsin. B2C'nin tam tersi. Genelde hani orada satış daha önde planda gitmesi gerekiyor. Sayı arttırmayı da öngörmedik. Çünkü yetiyordu o zamanın şartlarında. Satış hızı da zaten ona göre şekilleniyordu. Bir de Türkiye pazarı istediğim gibi hani bir sene, bir buçuk senede bazı müşterimizi bağlayabildik. Onlarla çalışmaya başladık. Öyle olunca o çekirdek ekip yetti. İlk başlarda tabii maintenance'dı, bugları temizlemekti vesaire. Onlara çok ağırlıklı gidiyordu ama zaman içerisinde ürün oturdu. Yeni feature'ları daha seçici olarak ne üretelim, ne geliştirelim, burada daha seçici olmaya başladık. Şu anda bu ekip yetiyor. Yani hala ilgileniyoruz müşterimizle. Müşterimin memnuniyeti bizim için hala çok değerli. Çünkü oradaki verdiğimiz destek bizim sonraki süreçlerde birlikte çalışmamızı çok belirliyor. Ama şu anda bir yandan da globalde denemeler yapmak için bir engel değil. Çünkü oturmuş bir ürün artık. Maintenance'ına da
Oturttuk. Yani onu da yapıyoruz. Bak temizleme de yapıyoruz. Zaten artık çok az çıkıyor. Hatta hemen hemen çıkmıyor. Öyle. Dolayısıyla dediğin gibi yani çekirdek ekip düşük ama şeyler var tabii burada. Görsel tarafta destek aldığımız freelance bir arkadaş var. İki tane dışarıdan bir göz bizi doğru yolda mıyız baksın diye mentorumuz gibi. Yani yakın dostumuz da farklı açılardan baksın diye onlarla her hafta görüşüyoruz. Dediğim gibi DevOps için bir arkadaş, dış sonucu mimarisi vesaire taraflarında bir arkadaşımız destek oluyor. Hatta Upwork'tan bile destek alıyoruz. Bazen globalde mesela bir yazı çıkartacağız. Uzun bir yazı. Hani proofreading ihtiyacı var. Hemen Upwork'tan bir arkadaş da alıyoruz. Vesaire vesaire. Mesela bu globalde şimdi guest post link building için ne yapalım? İçeriden mi kişi tutalım vesaire düşünürken onu da Upwork'tan hallediyoruz. Evet. Gibi. Yani çekirdek ekibi çok büyütmeden, işin çok hızlı büyüdüğünü görmeden de büyütmek istemiyoruz aslında çekirdek ekibi. O yüzden daha böyle freelance desteklerle ilerliyoruz. Ek olarak. Anladım. Anladım. Belki işte mini course generator hızlı büyürse o zaman ekibi daha çok büyütmek gerekebilir. Evet, evet. Şu an için ama freelancerlarla işte yarı zamanlı desteklerle ilerledi. Şimdi mini course generator'a gelecek olursak hani şu anki mini course generator tam olarak ne işe yarıyor? Belki onu biraz daha detaylı aktarabilirsen hem belki burada bizi dinleyenler arasında kullanmaya niyetli olanlar da olabilir. Tabii memnuniyetle. Şimdi Ruti, kurumsal öğrenme tarafında içerik koydunuz ve bununla pekiştirme yaptığınız bir ürün diye bahsetmiştim. Bu Ağustos'ta bir ücretsiz ürün çıkartalım, lead toplayalım, ona göre pazarlama stratejilerimizi saplayalım derken aslında Ruti'nin biz en çekirdek olan kısmını yani içerik ekleme ve bunu dizip hızlıca paylaşma fonksiyonunu kullandık. Bu anlamda bir içerik paylaşma aracı, bir eğitim aracı gibi duruyor. Fakat dedik ki biz bir Kajabi, bir Teachable, bir Thinkific gibi böyle bireylerin modül modül eğitimler koyduğu, işte videolar koyduğu, dersler koyduğu bir platform zaten olmak istemiyoruz. Bunun daha basit, daha çevik bir halde ne yapabiliriz, pazarda fark ne yapabiliriz diye düşünürken şunu farkına vardık. Bir kurs oluşturma, bir içerik paylaşımı aslında işte influencerlar için, PR yapan danışmanlar için, eğitmenler için, topluluklar için çok ciddi bir lead toplama aracı. Çünkü bilgi çok değerli. Siz o bilgiyi karşı tarafa veriyorsanız karşı tarafla bağlılığınız artıyor. Uzun vadede bir şey satıyorsanız bu satışınızı arttırıyor ya da topluluk için bağlılık yaratmaya çalışıyorsanız onu kuvvetlendiriyor vesaire. Dedik ki biz bu mini kurs oluşturmayı acaba topluluklar içerisinde bağlılık yaratmak için ya da satışı arttırmak için bir pazarlama aracı olarak kullanabilir miyiz? Dolayısıyla mini kurs cennetinin özündeki fikir pazarlama ile EdTech'in kesişimi aslında harmanlanmış haliydi. O şekilde yola çıktık. Dolayısıyla hani oynadığımız yerler de aslında web sitemizde görmüşsündür belki. Topluluk için bağlılık yaratmak, işte lead magnet olarak kullanmak ya da mesela senin eğitim vermek istediğin birkaç fikir var kafanda. Bunu test etmek için hızlı denemeler yapabileceğin bir araç ya da sattığın büyük bir eğitim var. Bununla ilgili sadece ücretsiz birkaç tane preview videosu açmak yerine daha böyle mini kurs olarak yapılandırılmış birkaç içerikle deneme yapabileceğin bir ihtiyacı gideriyor şu anda. Dolayısıyla hani toparlarsak pazarlamayla EdTech'in kesiştiği bir alanda mini kurs generator. Bir pazarlama aracı aslında bilgisini ya da birikimini satmaya çalışan ve veya oradan topluluğuyla bağlılık arttırmaya çalışan kişiler için, içerik üreticiler için bir bağlılık yaratma aracı. Süper. Evet yani orada aslında dediğin gibi bir ihtiyaç var gibi. Mesela Teachable falan gibi araçlar daha böyle hani daha böyle uzun soluklu, büyük, profesyonel Aynen. belki eğitimler için mantıklı olabilir ama hani böyle dediğin gibi küçük bir belki hani ön gösterim gibi şeylerde faydalı olabilir aslında. Ya da işte mesela biz şimdi sıfırdan globale dahilinde kullanmayı düşünüyoruz. Zaten hani bize sağladığınız teşekkür ederim onun için de. Onunla mesela bizim ufak tefek eğitimlerimiz ya da böyle hani belli bir konu üzerine böyle atıyorum bir saatlik bir içeriğimiz olacak. Onu böyle birkaç 3-4 parçaya bölüp orada paylaşmak gibi düşüncelerimiz var. Hani oradan da mesela topluluğa takipçi ya da işte gönüllü kazanabilmek bizim için önemli olan ne olacak? Hani etkimizi ve hani bizimle birlikte olan insanların sayısını arttırabilmek için hani bir yöntem olabilir. Dediğin gibi mesela influencerlar için de olabilir. Hani böyle bir işte lead generation zaten. O mesela evet. bana enteresan gelmişti. Hani lead generation için eğitim mesela o gerçekten güzel. Bu arada geçenlerde de şeyi konu kaldık. Belki görmüşsündür. Dektopus diye bir gene işte Türkiye'de üretilen bir tool var. Bunlar da şey yapıyor.
sunumlar üzerinden lead generation. O da mesela enteresan bir fikir. Hani böyle şeylerin çıkıyor olması güzel. Zaten bu mikro eğitimler de sanırım yani son birkaç yıldır bayağı popüler olmaya başladı. B2C tarafında da. Mesela bu sesli mikro eğitimler görmüştüm. Hani dinleyerek yapıyorsun. Burada da hani mesela her türlü içeriği koyabiliyorsun sanırım sizinkinde. Doğru. İşte görsel olabilir, metin olabilir, video olabilir, ses olabilir. Soru olabilir. Bizim biraz daha farklılaştığımız alan mesela diyelim ki sen bağlılık yaratmak için aslında YouTube playlisti de kullanabilirsin. Sıfırdan globali YouTube hesabında 2 dakikalık videolar çektin, bir playlist haline sundun. Anlatıyorsun ve oradan da bilgi aktarıyorsun ve oradan da bağlılık topluluk için bağlılık yaratmaya çalışıyorsun. Bu da bir seçenek. Mini kursta biz çıkarken pazar incelediğimizde şunu düşünmüş idik. Zaten rutin çıkış hikayesinde de bu vardı. İşte soru sormadığınızda karşı tarafa anlattığınız ne olursa olsun karşı taraf doğru anlıyor mu, doğru yorumluyor mu, ne düşünüyor, ne kadar anladı ölçemiyorsunuz. Dolayısıyla ölçemediğiniz bir kurguda da karşı taraftan geri bildirim alamadığınız bir kurguda da içerikleri hazırlamak da aslında çok kolay olmayabiliyor. Optimize etmek çok kolay olmayabiliyor. O nedenle biz soru sormayı hep işin merkezine taşıdık. O nedenle mini kurs cennetinde şöyle bir güzellik var. Sadece işte video ya da metin ya da işte giflerle bir şey anlatmak değil, ek olarak soru almak da, soru sormak ve cevap almak da çok kolay. Hatta eğitimde inquiry based learning denilen işte soru temelli öğrenme diye bir model var. Benim en çok inandığım, en çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Önce bilgiyi ver, sonra soru sor değil de önce karşı tarafın hazır bulmuşluğunu ya da konuyla ilgili bağlılığını artıracak bir soru sor. Ardından bilgi ver ve tekrar bir soru, tekrar bilgi çok daha etkili bir akılda kalma metodolojisi sağlıyor. O nedenle mesela bunu mini kurslarda yapabiliyorsun çünkü soru ekleyebiliyorsun çok rahat. Gibi bir farklılaştırmaya çalıştığımız alanda var mini kurs cenneti. Evet yani birçok farklı özellikle işte böyle hemen bunu yayınlayıp koyabilecek web sitesine falan insanlar için böyle özellikle tek başına ya da küçük ekiplerle çalışanlar için bayağı faydalı olabilir. Hani o yüzden de hep B2C diye sen de anlatıyorsun zaten. Evet. Peki şimdi sizin nasıl bir go to market hani pazara çıkma stratejiniz var? Şu ana kadar neler yaptınız ve hani ilk müşterileri nerelerden edindiniz? Ağustos'ta ücretsiz bir araç çıkaralım demiştim. Hani orada kalmıştı hikaye. Evet. İşte bizim ürünün çok basit halini, tabii bazı fonksiyonları da mutlaka hani elemek ya da bazen eklemek gerekiyor. Ama ufak bir geliştirme yatırımıyla ürün çıktı. Ürünün eksikleri var mıydı? Vardı yani. Hala da var ama o zaman tabii UI olarak, deneyim olarak da kendimizin de gördüğü bir ihtiyaç listesi vardı, yapacaklar listesi. Fakat dedik ki önce bakalım insanlar kayıtla içeri giriyor mu? İşte klasik bir landing page yarattık. Ardından işte ben işin iletişim tarafındaydım. Bu ürün nerede satılabilir, nasıl konumlandırabilir, landing page'de nasıl iletişim kurmak lazım vesaire. Aslında Yahya dedi işte ortağımda olmasına rağmen o da işin içine girdi. Çizmelerine girdi, elini taşın altına soktu. İşte Facebook gruplarında birçok grupta link bıraktı. İşte merhaba arkadaşlar, böyle bir ürün çıkarttık. İşte ilgili topluluklarda ne düşünüyorsunuz, sizin yorumunuz nedir vesaire gibi. Orada aslında ilk sign up'lar oradan geldi. Hatta çok mutluluk vericiydi, böyle ilk ismi Türkçe olmayan kişi, yani dünyanın farklı bölgelerinden tanışmadığımız, çevremizde olmayan insanların kayıt olması yavaş yavaş şey hissini vermeye başlamıştı bize. Vay be, demek ki dokunabiliyoruz diye. İlk kayıtlar oradan geldi. O ilk kayıtlarla işte ben de mülakatlar yaptım derinlemesine. Bazıları daha sıcak tabii bilgi vermeye. Ürünün hatta bir fiyatı bile yoktu. Yani free tool zaten. Bir premium paket bile yok. Sonra dedik burada sign up'lara bakarak bir de onboarding'de şöyle sorular sormuştuk. Bu ürüne giriş yaparken amacınız ne, beklentiniz ne gibi onboarding soruları arasında. Orada benzer bir örüntü fark etmeye, bir örüntü çıkmaya başlamıştı. Biz bunu lead magnet olarak kullanmak istiyoruz. Biz bunu promotion için kullanmak istiyoruz. Zaten tam kafamızdaki de buydu. Landing page'de de bunu anlatıyorduk. Yani orada bir otokorrelasyonla kendi varsayımımız doğruluyormuş gibi bir his oluştu bizde de. Yani pozitif anlamda. Dedik bunu bir adım daha öteye taşıyalım. Sonra da biliyorsun klasik product hunt süreci. Bu işin ikinci basamağı oluyor belki de. Orada işte hazırlık yaptık product hunt için. Hatta üründe de ilk başta bize de eksik gelen deneyim tarafındaki bazı kritik şeyleri de değiştirdik. Daha iyileştirdik. Admin'de mesela içerik dizmeyi ve kurs oluşturmayı. Product hunt'tık. Product hunt'ta da gün ikincisi olduk. Ama gün ikincisi birincisi olmaktan ziyade gelen yorumlar çok pozitifti. Böyle yeni kayıtlar geldi.
onların kullanımını görmek çok pozitifti. Dedik biz buna girelim. Hatta Product Hunt'ta sırf deneme amaçlı bir premium paket çıkarttık. İşte bir iki özellikle farklılaştırdık. Hani insanlar satın alıyor mu vesaire gibi. Hı hı. İlk satışlarımız o zaman geldi. İşte 30 Eylül'de çıktık biz. Aslında ilk satışımız 29 Eylül'de geldi Hollanda'da bir eğitmenden. Süper. Ondan sonra 30'unda da işte Product Hunt günde 3 tane satış geldi. Tabii MRR bazlı. Oradan devam ediyor. Şu anda 9 tane satışımız oldu. Daha çok az. Hı hı. Ama niyetimiz şey yani biraz kayıt nereden getiriyoruz? Ekosistem kanalları ne? Şu anda ana odağımız o. Neleri arttırabiliriz diye. Bu süreçte aslında birçok şey denedik. İçerik oluşturduk. Ama B2C kasa yavaş yavaş gelişiyor Çağrı. Enterprise bir dünyadan B2C'ye aynen. Atmosfere yanmadan girmeye çalışıyoruz. Orada mesela content hazırlamak zaten bildiğimiz şeyler ama uygulamaya geçince insan daha bir önünde şeyi görüyor, sıcak patatesi görüyor. Content hazırlamak için bir boyut ama onun nasıl dağıtılacağı, bir para. Mesela hani bu arada bir marketing budget, bir pazarlama bütçesi olmadan bunu yapmak çok kolay olmadığını gördük. İşte bir ekip gerekiyor. B2C'de, B2C'den farklı olarak. İşte guest post için belki ayrı kişiler gerekiyor. Keyword analizi için ayrı kişiler gerekiyor. Reklam yönetmek için ayrı kişiler gerekiyor vesaire. İşte bu aralar onlarla uğraşıyoruz. Yani ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Gene aslında outsource destek aldığımız arkadaşların sayısı arttı. Böyle çok odaklı arkadaşlarımızla. Ve Epsumo. Epsumo'yu önemsemiştik. Önemli bir araç olarak gördük. Bugün hatta işte az önce mail geldi. Onaylanmış. Bugün yayına giriyor akşam 9'da. Süper. Canlıya giriyor. Oo, çok çok yeni. Tamam. Ben çok yeni. Bunu biz de sanırım yani birkaç gün sonrasında bunun yayını almış oluruz. Epsumo linkini de videoya ekleriz. Çünkü o sırada yayına girmiş olur. Bu arada Marketplace'de mi yoksa Selected mı? Selected olması için izlenimim bildiğim kadarıyla zaten ilk başta Selected giremiyorsun. Review sayısına göre, işte kişilerin talebine göre, satın alma oranına göre onlar sonradan teklifle geliyor. Teklifi gelirse biz bunu çok önemli görürüz. Yani gelirden ziyade bizim Epsomo'daki ana amacımız hala aslında ürün pazar uyumunu bulmak. Çünkü bu ürünü biz nerede derinleştireceğimiz sorusu net olmadan rüzgarda savrulmak çok kolay. Yani evet şu anda varsayımlarımız var. İşte biz yaratıcı ekonomisine dair içerik üreticiler için bir lead toplama, fırsat oluşturma aracıyız. Ama hangi feature yapalım, hangi söylenme çıkalım, nasıl iletişim kuralım? Hala çok temelde varsayımlarla ilerliyoruz. Epsumo kimler geliyor, nasıl kullanıyor, hangi amaçla geliyorları görmek çok kıymetli. O nedenle Epsumo'da daha yüksek bir gelir elde etmek mi? Yoksa daha az düşük gelirle daha çok kişiden yorum almak mı, feedback almak mı? Ya ben bunu burada kullanmak istiyorum ama ürünün busu yok gibi mesela bu tarz ortak şeyleri bulmak mı derse ikincisi açık ara. Yani pazar ürünü bulduktan sonra zaten gerisi daha kolay ilerliyor. Epsumo'yu da o yüzden çok önemsedik. Çünkü bir anda birçok kişiye ürün odaklı, birçok kişiye erişebiliyorsun. Bakalım yani oradaki niyetimiz de bir önce bu ürün pazar ürünü ile ilgili varsayımları doğrulamak. Hatta paralelde paralı reklamlar için de bir çalışmaya başlıyor. Yani paralı reklam derken işte paralı pazarlama için, paid marketing için de çalışmaya başlatıyoruz. Facebook ağırlıklı gidecek. Orada da farklı hedeflemelerle, farklı söylemlerle kimin nerede neye ilgisi var bir yandan da onu test etmek istiyoruz. Onu da bir bitle ayırıyoruz hatta şu anda. Kabaca böyle. Aynen. Yani hala keşif süreci devam ediyor ama çok keyifli gidiyor. Süper. Evet yani Epsumo'da kolaylıklar dilerim. Özellikle hani böyle bazen yoğun bir şekilde işte istekler oluyor. Ondan dolayı birçok şirket şey yapabiliyor. Mesela public roadmap yapıyor böyle hani feature request sayfası yapıyor. Evet. Belki onları siz de düşünebilirsiniz. Hani böyle işte sonra deal'ı böyle işte senin Yahya'nın yaptığı gibi Facebook gruplarında bu deal gruplarında her bir yerde paylaşıyorlar. Hani hem daha çok kişi gelsin hem daha çok feedback alalım. Hem bir yandan işte bir miktar belki para da kazanılıyor. Aslında yani Epsumo iyi yönetildiğinde bayağı bir fayda sağlayabiliyor. Ama yani şey muhtemelen bayağı bir support şey destek isteği gelecek. Ona da hazırlıklı olmak lazım. Epsumo tabii profesyonel artık. Gerçekten sırf yani eleme sürecinden sonra paylaştıkları dokümanlar şunları yapın bunları yapın. Hani oradaki detaylı paylaşım yönlendirmeler gerçekten çok iyi. Tabii onlar da kazanıyor bu işten. Yani sonuçta bir firma ne kadar kendini Epsumo'daki tanıtımını yaparsa Epsumo da aslında yenilik yaratılmış oluyor. Epsumo'nun bağlılığı artıyor. Ama bir ciddi Epsumo kitlesi var gerçekten. O oluşturulmuş yıllardır bu çalışmalarla. Dolayısıyla biz de heyecanlıyız. Hatta
Bu hani ilk linkler bıraktık. İnsanlar gel demiştim ya Product Hunter'ından önce. Orada bazıları Ipsum'a ne zaman çıkacaksınız dedi. Lifetime deal'ınız ne zaman olacak dedi. Demek ki böyle bir alışkanlık da olmuş. Aslında yani Aynen. orada bile aslında müşteri söyledi bize. Lifetime deal'larla çıkın Ipsum'a ilgili vesaire gibi. Sonra baktı işte sizin de çok güzel yayınlarınız var Ipsum'a ile ilgili başarılı. Çok güzel başarı hikayeleri var senin de röportajını yaptın bazı arkadaşların. Zaten hani Indiecruise gibi yerlerde de bunun da bir basamak olduğu söyleniyor Epsimo'da. Market fit doğrulama tarafında. O nedenle önemsiyoruz burayı da dediğim gibi. Süper, süper. Umarım başarılı geçer Epsuma tarafı da. Bu arada hani şimdi paid marketing'e hani başlayacağınızı söyledin. Onun dışında Epsuma var. Hani bu süreçte yeni iş arkadaşları arıyor musunuz? Tam zamanlı olur, yarı zamanlı olur, freelance olur. Hani böyle ilan metinleriniz falan varsa bunları da paylaşabiliriz. Buradan Çok da sevinirim. duyurabiliriz. Bir ilan çıktık. Ya orada da işte orada da bizim için bir öğrenme süreci. Şimdi üniversiteden yeni mezun ya da üniversitede okuyan arkadaşların katacağı değerler çok fazla ve farklı yönlerde. Bir de bazı işlerde mesela paid marketing'de ciddi para harcıyorsun. Oradaki datayı yorumlamak, sonrasında onu optimize etmek ciddi bir birikim gerektiriyor bana kalırsa. Hani maksimum çıktığı alabilmek adına. Dolayısıyla bazı işlerde kıdemli arkadaşlar yani hiç böyle ya biz kendimiz öyle değil. Hani böyle işi ucundan kıyısından girmiş hafiften el kirlenmiş değil de gerçekten yıllardır bu işi yapan bir arkadaşla ilerlemeyi tercih ediyoruz. O yönde arayışımız oluyor. İşte mesela Guestboss gibi, LinkedIn gibi daha tanımlı. Daha böyle bir deneme yanılmayla birçok şey öğrenebileceği yöntemlerden ürünle alakalı. İşte Upwork'tan ya da Türkiye'den ki arkadaşlarla ilerlemeye çalışıyoruz. İşte bir ilan açtık LinkedIn'den. Güzel başvuru oldu. Bir form koyduk. Bu arada şunu da parantez açayım, alakası bir şey ama biz daha önceden LinkedIn'den ilan açtığımızda üniversiteden yeni mezun ya da üniversite arkadaşları ekip arkadaşı aradığımızda 80-90-100 başvuru geliyor vesaire. Yani böyle iyi görebileceğimiz, iyi diye netlendirebileceğimiz. Onları elemek çok ciddi bir vakit ve bilemiyorsun gün sonunda. Sonrasında şey kullanmaya başladık. Bir ödev yani bir ara katma. Eğer bu başvurunuzu alalım ama hani sizden şöyle bir form var. Orada 2-3 tane basit soru var. Orada da hani çabayı göstermesi adına. İnanılmaz kıymetli olduğunu gördüm o öyle bir ara katman koymanın. Çünkü eleme sürecindeki vaktinizi doğrudan kaldırıyor ve shortlist yaparken de doğrudan çok temiz bir şekilde bunu yapabilmenizi sağlıyor. Hani böyle ekip arkadaşlarından arkadaşlar varsa yeni mutlaka bir ön değerlendirme. Değerlendirme kastım da kişilik testi gibi değil de basit ödevler, görevler verilmesine çok faydasını gördük. Tavsiye edeyim. Aynen. O ilan şu an yayında mı? Ben baktım da backend developer ilanı var bir Yeni Ruti kalktı. üzerinde. 30 günden beri vardı. Sonra hani LinkedIn kapatıyor onu. Anladım. Onu göndereyim hatta linkini şey olarak. Tamam. Bu paid marketing üzerine sanırım değil mi? O bu ilan Yok olacak. bu daha çok yani burada mesela Epsom'a dedin ya çok yapacak iş var işte support'tan yazacak Aynen. başka işler var. Burada bir ekip arkadaşı daha çok onun içinde. Hani çok daha tanımlı. Hani arkadaş çünkü bir şeyler öğrenmek için biz stajlara başlamak istiyor. Yani bizim rahat yönlendirebileceğimiz daha tanımlı işler için paid market'te daha kıdemli bir arkadaş oluyoruz. Hatta şimdi content marketing tarafında da daha dün konuştuk Nihaya'yla. Dedik yani bütün kaynağı sadece Facebook reklamlarına mı harcayalım? Yoksa içerik pazarlaması tarafında da yine çok kıdemli bir tecrübeli bir arkadaş bulup onunla da bir çalışma yapalım. Yani ek olarak paid marketing ek olarak bütçeyi belki kırmak anlamında. İşte orada da hani earned media diyorlar ya işte bazı yayınlarda guest post olarak çıkmak için para vermek gerekiyor ya da bazıları Aynen. yazdırmak gerekiyor. Bu da bir bütçe. Bunun takibi de bir iş. Onlar için biraz daha tecrübeli arkadaşlar ilerlemeyi tercih ediyoruz. Ama bu açtığımız ilan bizle beraber doğrudan işin operasyon tarafında bize destek olacak. Ve hatta kendi bir şey öğrenecek. Bizim hep beraber öğrenirken o yolculuktan beraber ilerlediğimiz bir ekip arkadaşı gibi. Anladım. Yani customer success gibi bir rol Evet. olacak sanırım. Evet, Anladım. aynen. Tamam, süper. Aynen, onu da hani LinkedIn'de olur, bazen Notion'da da paylaşabiliyor startuplar. Hani böyle bir ilan metni olursa biz de onu paylaşırız notlardan. Aynı zamanda bizim iş ilanları sayfamız da var. Oraya da ekleriz. Hani böylece duyurmuş oluruz. Bu arada siz hani nasıl bir çalışma modelindesiniz? Ankara'dasınız, Otu Teknik Kent'te. Hani ofiste mi çalışıyorsunuz, uzaktan mı? Nasıl bir model var şu an? Pandemide yani geç aşılardan önce işte ofise gitmiyorduk. Ya da ben gidiyordum. Diğerlerinde çocuk yok, bende var. O nedenle
Oğlan kreşe de gitmiyordu benim o zaman. 5 yaşında, işte 4 yaşında geçen sene. Dolayısıyla hani ben gidiyordum. Benim çalıştığım bir yer gibiydi ama aşılar olduktan sonra keyfi. Yani isteyen geliyor, isteyen gelmiyor ama bizim ofisimiz de keyifli. Yani böyle karşımızda elma ağacı var. Böyle yeşile bakıyor. Teknokent'te iyi bir ofis. Dolayısıyla keyifli çalıştığımız bir ofis. Gitmeyi tercih ediyoruz. Aslında hani gitmemekten ziyade. Ama bir zorluk yok sonuçta. Ama şunu da gördüm Çağrı. Yani bunu da bilmiyorum sen ne dersin. Online görüşmelerin tabii ki verimliliği hani hızı paha biçilmez. Ama yan yana iki arkadaş yürürken, yürüyüş yaparken, alakasız şeylerden sohbet ederken, işle alakalı yaratıcı bir fikrin gelme ihtimali çok daha fazla oluyor. Biz mesela Yahya ile ODTÜ'de uzun yürüyüşler yaparken böyle çok keyifli bir sohbet oluyor. Daha önce problem olarak gördüğümüz şeylere farklı yaratıcı öneriler, çözümler getirmeye başladığımızı fark ediyoruz vesaire. Dolayısıyla o birebir yürüyerek bir şeyler sohbet etmenin, orada işle alakalı fikirlerin tetiklenmesi, yaratıcılığın artması ben kendimde görüyorum yani birçok kişide gördüğünü düşünüyorum. O nedenle hani ofiste çalışmak değil de bir arada aralarda buluşmanın da kıymeti yüksek hala bana kalırsa. Aynen, yani o kesinlikle, hani onun bir artı değeri var. Ama uzaktan çalışmanın da hani artıları var. Aslında bu şey, yani biraz iki tarafında hani artıları eksileri var. Mesela bazı şirketler hibrit modele dönüyor. Hani ikisinden de faydalanalım, hani çalışanlarımıza da bir esneklik sağlayalım diye. Hani aslında bu biraz şey, zaman içinde anlaşılacak bir şey. Yani ne tamamen uzaktan ne tamamen ofisten, hani ikisi de şu an en iyi çözüm gibi görünmüyor. Herhalde hani böyle hibrit modeller biraz daha popüler olacak gibi. Yani Remote'un en büyük avantajı bence şey, dünyanın her yerinden hani çalışan alabiliyorsun, ekip arkadaşı alabiliyorsun. En büyük faydası o sanırım. Ama yani şey, mesela dediğin gibi o birlikte yürümek, hani bir şeyleri konuşmak, onun şeyini hani dengini yapamıyorsun. Ben mesela 1,5 senedir uzaktan çalışıyorum Amerika merkezli bir şirkete. Ve hani bayağı tüm dünya genelinde hani distribütör dağınık durumdayız. Her yerden insan var ama hani kimseyi yüz yüze görmedi bari. Hatta böyle birkaç kere Türkiye'ye gelenler oldu tatil için. Onlarla da denk gelemedik. Hani insan arıyor ya, en azından senede bir kere de olsa şu insanlarla bir araya gelsek hani. Onu arıyorsun hakikaten. İnsanın Aynen. Yani onun eksikliğini seviyorsun. O zaman yani şey gibi, Ankara'da ama hibrit gibi düşünebiliriz yani sizin hatta çalışma modelini. ruti var yani pandemiden önce zaten sadece ruti vardı. Mini kursiyeniz çok yeni. O zaman Ankara bile değil. Ben ayın çoğunun İstanbul'da geçiyordum. Pazarımız sonuçta İstanbul'da Doğru. satıştan dolayı. Ama hibrit şu an içindeki bizim de uyguladığımız hibrit model. Anladım. Aslında yani şimdi düşününce belki de pandemi sizin mikro course generator'a yönlenmenize sebep olmuş olabilir. Çünkü normalde mesela hep İstanbul'daydım diyorsun. İstanbul'a artık gitmedin muhtemelen pandemiden dolayı. Uzaktan görüştün hep müşterilerle. O da belki hani bu fikrin yeşermesi için olanak sağlamış olabilir. Kesinlikle bir. Yani İstanbul'a gidip Ankara'dan İstanbul'a devamlı gidip gelmek de bir zaman maliyeti yüksek uygunsuz. Yani arabayla da uçakla gidiyorsun, neyle gidersen git sonuçta hazırlık yapıyorsun, gidiyorsun. Yani ne kadar pekiştirmeye çalışırsan da bir iş. Orada işte otelde kalıyorsun, geliyorsun, tekrar gidiyorsun. Bir enerji tabii yani oraya da bir enerji harcamak gerekiyor. Oraya gitmeyince orada bir artı değer çıktı benim açımdan. İyi oldu. Önce de, aslında pazar da değişti. Yani pandemide mesela önceden müşterimiz online görüşelim derken yok hocam yüz yüze görüşelim diye söylüyorlardı. Gidiyorduk. Ve hem bizim de yeni öğrendiğimiz hem pazarda zaten kendimizi ispatlamaya çalıştığımız bir dönem olduğu için yok biz Evet. bundan yapalım deme cesareti Mümkün de değil. kendimiz bulamıyorduk. Evet, aynen Gidiyorduk. mümkün değil. Hatta bir tanesinde mesela bir firma hocam lütfen gelin vesaire mutlaka görüşelim. Biz almaya çok niyetliyiz. Ben de hastayım o dönem. Böyle kulağım zor duyuyor. Böyle boğazım kötü burnum okuyor falan. İşte sabah hızlı tren erken de gittim böyle hani bir yandan böyle koltukta yatıyorum bir yandan. Gittim. Görüşme çok pozitif geçti. Tamam ya biz kesin alacağız dedi oradaki karar verici. O beklentiyle geri dönüyorsun. Sonra satışa da dönmüyor. Aslında gerçekten satın alma niyeti olan enterprise müşteri bir şekilde bunu gösteriyor. Demosunda gösteriyor. Kullanım senaryosu, sorduğu soruların derinliğiyle gösteriyor. Karşıdaki tarafın ne kadar tecrübesi olduğu da buna çok paralel belirliyor. Dolayısıyla onlar da bizim ilk dönemki öğrenme süreçlerimiz diyelim. Mesela şu anda zaten müşteriler de istemiyor ayrı konuda. İsteseler bile bundan sonra hani online yapalım mı diye daha sesli bir şekilde ifade ederim taleplerimizi. Çünkü hakikaten ilk görüşme, ikinci görüşme için online yapmak müthiş bir
maliyet kazancı yani sadece parası anlamda değil enerji olarak da ve zihin olarak. Aynen. Aslında yani mesela zaman yönetimi deniyor, bir de yani enerji yönetimi, yani Evet. insanın profesyonel hayattaki enerji yönetimi, hatta kişisel hayatta bile, yani diyelim ki çocuğunla vakit geçeceksin, enerji sıfırlandıysa istersen bir saat ayır çocuğa ama olmuyor yani. Hani o yüzden aslında enerji yönetimi zaman yönetimi kadar da önemli bir konu aslında, dediğin gibi. Hakikaten öyle. 2008 yılında yani çok sevdiğim için kaldı aklımda. Harvard Business Review'un Manage Your Time, pardon, Manage Your Energy Not Your Time diye bir yazısı vardı. Tam dediğin gibi zamandan ziyade enerji yönetmenin verimlilik ve üretkenlik açısından daha kıymetli olan dair. Çok da güzel bir yazı. Katılıyorum yani o enerjiyi yönetemedikten sonra zamanı yönetebiliyor olmak ne kadar mümkün? Soru işareti bende. Aynen, ben de onun linkini ekleyeyim, hatta şuraya not alayım. Evet, buradan da o makalenin de linkini eklerim. Belki Türkçesini de yazmışlardır, Türkçesini eklerim notlara. Çok teşekkürler Onur. Umarım Epsumo Lifetime Deal süreci de güzel geçer. Onu da linkini paylaşırız. Bence hani bu tarz bireysel ya da küçük ekiplerle ya da topluluk için hani daha fazla ilgi toplamayı, daha fazla işte lead toplamayı, e-mail toplamayı düşünenler için bence güzel bir fırsat olabilir. Hani ben bile kendim için düşünüyorum. Mesela bana çok fazla soru geliyor uzaktan çalışmayla ilgili. Ya işte şirket nasıl kuruluyor, muhasebe nasıl yapılıyor? Hani her yerden geliyor böyle sorular. Hani mesela bunu bir mini course generator'la ufak bir eğitim yapma gibi bir niyetim var mesela. Özellikle şey sıfırdan globale dahilinde yapıp hani oradan da hem gönüllü ve takipçi toplamak için hani herkes için böyle bir hikayesini anlatmak için bir yöntem olabilir gibi geliyor bana. Hemen hızlıca bir müşteri doğrulaması yapayım o zaman Çağrı. Mesela biz Aralık sonu itibariyle ürüne ödeme alınabilme işlemini eklemek istiyoruz. Mesela diyelim ki vergiyle alakalı bir mini kurs yaptın. Bunu hani işte Patreon gibi zaten siz de kullanıyorsunuz. İşte Buy Me Coffee gibi yöntemlerden 3 dolar, 5 dolarlık paketlerle satılabiliyor. Böyle mini kursları satılabilir olarak kullanabilmek senin açından daha önce düşündüğün bir şey miydi yani? Bundan sonra nasıl kullanırsın diye sormuyorum da daha önce hiç kafana böyle bir şey geldi mi? Böyle bir şey düşünmüş müydün? Tabii, yani ben kendim bireysel olarak böyle bir şeyi hani denemek isterim. Ama toplulukta hani para almaktan ziyade gönüllü, hani Evet. orada bir commitment almak olabilir. Hani ben bunu hani işte ne bileyim newsletter'a üye olacağım veya işte bu linki paylaş hani gibi belki şeylerle öne koyduğun hani ödeme duvarı paywall değil de hani Sign up paylaş, hani mı? Hmm. sign up, aynen beni paylaş, sign up yap. Hani birkaç tane belki böyle küçük ödev hani olabilir o içeriği göstermek için. Ama yani tabii ben mesela profesyonel olarak ya bu soru bana sürekli geliyor. Bazen mesela insanlar şey için de gelmeye başladılar. Twitter'dan falan yazıyorlar. Ya işte böyle bir product hunt sayfam var. İşte hani bunu review eder misin? Yani böyle değişik değişik şeyler gelebiliyor. Mesela product hunt sayfası nasıl olmalı diye de küçük bir eğitim mesela yapabilirim. Dediğim gibi Evet. önüne de hani küçük miktarlarda 1 dolar, 5 dolar olur. Ve yani bu ödeme yöntemi de atıyorum Stripe falan gibi bir şeyle bağlansa, hani ve benim de Stripe hesabım olmazsa, zorunluluğu olmasa çok kolay olur. Yani mesela ya Türkiye'den biri olarak konuşuyorum. Türkiye'de böyle ödeme almak zor. Mesela Çok zor. Payoneer var bir tek uluslararası ödeme almak için. Ya da böyle bayağı bir uğraşman lazım. Hani o işi kolaylaştırsa mesela dünyanın her yerinden fayda sağlar. Ama mesela Amerika'ya odaklanacaksınız değil mi? O zaman tabii Amerika'da Stripe ya da başka şeyler açmak çok kolay. Ama hani o ödeme almanın ve ödeme yapmanın kolay olması bence büyük bir avantaj sağlayabilir. Hani Evet, onu denemek kesinlikle isterim. Mesela şöyle örnek vereyim. Birisi bana yazdı Twitter'dan. İşte bu Product Hunt ship sayfası oluyor ya, önden evet. şey toplamak için, e-mail toplamak için. Bunu işte hani bir feedback verir misin? Yazdım adama birkaç feedback. Dedim ya hani gönlünden koparsa da bana hani Patreon'dan birazcık belki şey yapabilirsin, destek. Dedi ya işte benim Patreon hesabım yok falan. Ne yapacağımı bilemedim. Nasıl bir şekilde bu adamdan hani ufak da olsa bir para alabilirim. İşte sonra gittim şey açtım. Nedir onun adı? Buy Me a Coffee. O da Payoneer'la direkt otomatik çalışmıyormuş. Stripe istiyor falan. Yani bir türlü yapamadım yani. Hani böyle kaldı. Sonra işte kripto göndereyim sana dedi. Onu da göndermedi falan. Böyle sinir oldum yani. Bu nasıl iş diye. Yani Hani haklı örnek olarak bunu veriyorum. bir emek var sonuçta yani hani hepimizin Aynen öyle. bahsettiği kıymetli. Ya tutardan ziyade o emeğin bir karşılığının olmasını Aynen bahsediyorum. yani.
Aynen ya, bir hani 5 dolar verse hani bir işte Buy Me a Coffee 5 dolar falan oluyor. Hani bir 5 dolar bile gönderse ya iyi tamam da hani uğraş en azından bir şeyler karşılığında vermiş olacak gibisinden hani ki böyle eğitim içerik falan olsa mesela bana soranları direkt oraya yönlendirebilirim. Yani bak benim böyle bir içeriğim var. Hani işte ne bileyim Türkiye koşullarında daha ucuz olabilir. 3 dolar, 5 dolar neyse. Evet. Bence gayet makul olabilir yani. Kullanmaya başlayınca geri bildirmenizi bekliyoruz o zaman Çağrı Hocam. Aynen, aynen. Zaten sıfırdan globale de kullanmaya başlayacağız. Geri bildirimlerle geliriz o zaman. Tamam, süper. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli sohbetti. Çok sağ ol, aynen. Sağlık için de burada. Aynen. Çok memnun oldum ben de. Görüşmek aynen. Dileğiyle. Hoşça kal, sağlıcakla. Görüşürüz.